Bu bölümde Node-RED uygulamasını giriş yapacağız. Node-RED IBM tarafından nesnelerin internetinin bir parçası olarak donanım aygıtlarını ve API'lere çevrim içi hizmetleri birbirine bağlamak için geliştirilen görsel programlama için blok tabanlı bir geliştirme aracıdır. Araç IBM'in kendi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş, daha sonra açık kaynak olarak kullanıma sunulmuş bir hizmettir. Bakın burada kendi web sayfası var. Buradan dokümantasyonlara erişebilirsiniz. Node-RED, Node.js serverlar üzerinde çalışan bir uygulama geliştirme aracıdır. Yani Node-RED kullanmak için Node.js server'a ihtiyaç duyulmaktadır. Biz Node.js server'ı Raspberry Pi'ye yükleyerek Node-RED uygulamasına aynı ağ içerisinde bulunan farklı bilgisayarların tarayıcısı üzerinden ulaşacağız. Node-RED basit blokların olduğu ekrana sürükle bırak yöntemiyle blokların birbirine bağlandığı basit bir arayüze sahiptir. Özellikle IoT projeleri ve prototipleri geliştirme açısından çok kullanışlı bir araçtır. Node.js Server'ın hangi platformları kullanabileceği ile ilgili dokümana buradan bakın Documentation kısmında Getting Started alanından erişebilirsiniz. Şimdi peki Node.js ya da Node-RED'e Pi üzerinde kurabiliriz. Şimdi burada yazacağımız komut sudo apt install build tire koyuyoruz essential çalıştıralım. Evet, zaten bu pakete gerek duyulmuyor şeklinde bize bir uyarı verdi. Şimdi dokümantasyon sayfasında şöyle bakarsak burada indirmemiz için bir tane bize bağlantı vermiş. Bunu kullanacağız. Hemen bakalım. Şuradaki kodu kopyalayalım. Şöyle komple alalım. Bakın bu Getting Started başlığı altında Raspberry Pi kurulumu yapıştırıyoruz. Buna yes diyoruz. Bir defa daha gelecek. Yes dedik. Şimdi buradaki işlem adımlarını kontrol edecek tek tek. Bu işlemin 20-30 dakika yani Raspberry Pi sürümüne göre 20-30 dakika sürebileceğinden bahsediyor. Bu işlemden sonra Node-RED hazır duruma gelecek. Önceki versiyonu silecek, yeni versiyonu yükleyecek. Gerekli olan paketler varsa bunların kurulumunu yapacak, cache'leri temizleyecek. Ekstra parametreler ya da güncellenmesi gereken skriptler, kısa yollar varsa bunları oluşturacak. Şimdi kurulum işlemi tamamlandı. Bununla ilgili bir terminal penceresi daha açalım ve servisin başlamasını sağlayalım. Dokümantasyona bakabiliriz hemen. Bakın yükleme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak başlaması için bu komutu girmeniz gerekiyor diyor sistemin otomatik olarak başlatması için. Yapıştır diyelim. Şu an bir tıkanıklık var. Hemen bakalım. Şimdi tekrar deneyelim. Bazı çalışan uygulamaları sonlandırdım. Evet. Şimdi servis durumunu kontrol etmemiz lazım. Tekrar buraya giriyoruz. Bakın Node-RED start parametresiyle bunu bakalım. Node-RED şu an çalışıyor. Bakın bize parametre döndürüyor. O halde 1880 numaralı porttan ağ üzerinden buna erişebiliriz. Benim Raspberry Pi'min IP adresi if config diyoruz. 30'muş. Geldik şuraya. 32.1880. Bakın Node-RED sunucusu ayağa kalkmış oldu.
Birazdan sayfa gelecektir. Evet, gelmeye başladı. Notlar yüklenmeye başladı. Node-RED 3.0 yakın zamanda çıktı. Bir iki versiyonu üzerinde biz daha önceden kullanıyorduk. Bununla ilgili bir basit tutorial hazırlamışlar. Temel olarak yapacağı işlemler aynı. Şimdi burada bazı parametreler var. Bakın, ben masaüstü bilgisayardan Node-RED sunucusuna eriştim şu anda. Bu şekilde sunucu üzerinden uzaktan bağlantı, sunucuya bağlantı kuruyorum. Burada kullandığımız bazı kullanabileceğimiz parametreler var. Node-RED'e başlatmak için Node-RED Start, durdurmak için Node-RED Stop, baştan başlatmak için Node-RED Restart hizmetleri durdurur ve yeniden başlatır. Node-RED Log parametresi hizmetin günlük çıktısını görüntüler. Buna da bakalım. Şimdi diğerlerini yapmaya gerek yok ama bakın, loglar var işte, bağlantı durumları vesaire buradan görüntülenebiliyor. O halde gelin şunu kapatıp ilk uygulamamızı yapalım. Raspberry arka planda çalışa dursun. Şimdi buraya geldim. Sol tarafta bloklar bulunmakta. Buradan bir tane inject çekebiliriz. Bir tane de debug uygulama çıktısı çekelim. Bu bloklar akış ekranına aynı blok tabanlı araçlar gibi sürekli sürükle blok mantığıyla sürüklenmektedir. Bunların birbiriyle bağlantısını kurmak için de bakın, şu düğümleri birbirine bağlamamız yeterli. Şimdi burada blokların üst tarafında dikkat edilirse mavi minik daireler görünmekte. Bunun anlamı bloklar henüz sunucu üzerinde deploy edilmemiş. Yani çalıştırılmamış, kullanıma açılmamış. Peki nasıl deploy edeceğiz? Bakın burada bir deploy düğmesi var. Buna basıyoruz. Uygulama deploy edildi diyor. Şimdi uygulama çıktısını görüntülemek için de şurada debug mesajları var. Bu debug mesajlarına geldiğimiz zaman uygulama çıktısını bize gösteriyor. Mesela bakın, bir timestamp yaptım. Bize Unix time'ı verdi. Yani 1.1.1970'den itibaren geçen saniye bilgisini burada göstermiş oldu. Bakın bir daha bastım. Aradan yaklaşık işte bir 5-10 saniye geçmiş oldu. 12 saniye geçmiş. Tabii burada salise bilgisi de olduğu için mesaj bu şekilde, ama şurada zaten görüntüleniyor. Bununla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Unix time'la Unix timestamp şu adrese girilip incelenebilir. Bakın şurada zaten Unix time'ı gösteriyor. İşte 1.1.1970'den bu zamana kadar geçen süreden bahsediyor.